Sizin nezdinizde bütün basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık 40 senedir ben bu davanın içindeyim. Bu partinin içindeyim. Mücadelemi DEM Parti Kağıtta Belediye Başkan adaylığıyla devam ediyorum. Biliyorsunuz biz demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir partiyiz. Bunu halka yansıtma çabası içindeyiz. Bizim farklı oluşumuz gücünü gençlikten alan, örgütlerden alan, kadın örgütlerinden, mahalle komisyonlarından bir partiyiz. Biz diğer partilerden tamamen değişik bir çizgiye sahibiz. Çünkü biz genellikle halkla birlikte yönetime talibiz. Halkın yönetimi diyoruz. Kağıtta'nın ihtiyaçları ve eksikleri genellikle altyapı üzerinde yoğunlaşıyor. Tabii ki bu partiye büyük bir risk getirecektir. Çünkü altyapıda bir reklam yok. Altyapıda bir reklam yok. Yeri kazıyorsun, üstünü kapatıyorsun, olay bitiyor. Bize kaybedeceğini bile bilsek bile biz bu altyapıya dokunacağız. Çünkü vatandaşlarımız şu anda asbestli kanserojen borulardan su içiyor. Biz bunun önüne geçmek için gereken her şeyi yapacağız. Kağıtta'nın zaten tamamlanmış hiçbir şey yok. Kağıtta köy görünümünde bir şehir. Daha köy görünümünde çıkmış bir ilçe değil. Kağıtta'nın sorunları çok büyük. Biz kendimize güveniyoruz. Bu sorunların altından ancak DEM Parti'nin çıkacağına inanıyoruz. Bu da örgütlenmeyle, halkın tamamen örgütlenmesiyle. Çünkü halk örgütlenmeden belediye başkanı tek başına bir şey yapma şansı yok. Halkın ihtiyaçlarını ancak halk belirler. Şu anda benim düşündüğüm en büyük proje altyapı. Yani o asbestli boruları değiştirip önce özellikle insanımızı sağlığına kavuşturmak. Çünkü şu anda Kağıtta'da bölgede biz kanser vakalarında birinci sıradayız. Bu tespit Adana Balcalı Hastanesi'nde yapılmış, Urfa'daki hastanelerde o tespit var, Diyarbakır Hastanesi'nde o tespit var. Bölgede şu anda Kağıtta birinci sıradadır. Bizim tespitimiz bunun tamamen asbestli borulardan içilen sudan kaynaklandığını biliyoruz. Biz önce buna dokunacağız. Ondan sonra çok kapsamlı bir kütüphane düşünüyoruz. Ve şu anda asmile olmaya yüz tutmuş dilimizin temel uzmanlarıyla bir platform yaratıp temel dildeki ana eğitimi gündemimize alarak geliştirmek. Şu ana kadar bütün belediye başkanları reklama olmayan hiçbir şeye dokunmamış. Sadece yüzeysel 3-5 tane park ve caddelerdeki parke taşları, onların da hiçbiri randımanlı değil. Biz Kağıtta halkına şunu diyoruz. Biz diyoruz ki mevcut partideki zihniyetin Kağıtta'yı dönüştüreceğine inanmıyoruz. Kağıtta'ya bir şey vereceklerine inanmıyoruz çünkü hepsi denilmiş. Yani süre gelen bütün adaylar, şu andaki mevcut adaylar daha önce Kağıtta Belediye Başkanlığı yapmış ya da onun ailesinde yer alan insanlar. Bunların bu zihniyetle, bu şeyle, çünkü ranta dayalı aile belediyeciliği ve içine kapanarak, 3 tane kapının arkasına oturarak belediye başkanlığı yapmışlardır. Biz şunu diyoruz, Kağıtta halkımıza şunu anlatıyoruz. Biz diyoruz ki kapısız bir belediye istiyorsanız, sosyal belediyecilik istiyorsanız, halkın tamamen kendi kendini yönetecek bir belediye istiyorsanız deme oy verin diyoruz. Yani demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir belediye istiyorsanız adres DEM'dir diyoruz. Kağıtta'yı bu köy görünümünden kurtarma zihniyeti sadece DEM'de var, çabası, çalışması DEM'de var diyoruz.